Biliyorsun. Koca Hasan, namı diğer. Hemen birkaç sorumuz olacak. Milyon Su Plajı'nı tanıtıyoruz. Sizce Milyon Su Plajı'na insanlar niçin tercih etmeli? İnsan bana söyle, ben sana açık edeyim. Olsun olsun. İnsanları sakin. Çok fazla birbirlerini rahatsız etmiyorlar zaten. İnsanlar çok fazla. Mesela bizim burada kafemiz var. Bir de kendimiz servis yapıyoruz bu taraflara. Kafe sahilinde servis yapıyoruz. Hı hı. Servislerden size yararlandığınız için sizin herhangi bir yorgunluğunuz falan olmuyor zaten. Yani burada şöyle değil mi? Şemsiye, şezlong imkanı var. Evet. Burada var işte denizler temiz ve direkt bakımlı zaten. Evet. Aşırı bir şey yok, taşlar vesaire yok. Ama ben dalgalı gördüm ve bulanık gözüküyorsun. Bazen yüzler olduğu için zaten dalgalanıyor ve o yüzden zaten bulanık gözüküyor. Normalde böyle değil mi? Normalde bu kadar fazla değil. Bu kadar fazla değil? Evet, 2-3 gündür bir dalgalı deniz. Ha, 2-3 gündür dalgalı ama normalde bu kadar dalgalı olmuyor. Ve suyu da gayet güzel diyorsunuz. Bu kadar bulanık değil diyorsunuz. Evet. Duş imkanı da var değil mi? Yani kafenin yan tarafında kabin var. Duş tarafı tuvalet var zaten. Gerekirse yan tarafta kamp alanlarımız var. Kamp alanları da mevcut. Evet. Üst taraflar kamp alanları. Evet. Bir de burada festival eğlence düzenlendiğini duyduk. Festival biraz ileri tarafta oluyor. Yaklaşık 10 Ağustos'ta ve 11 Ağustos'ta olacak hem katılamıyorsam. 10 ve 11 Ağustos'ta kimler geliyor? Ona çok fazla şey geliyor. 4 gün boyunca sürdük. Yani çok fazla sanatçı var orada. Ha, yani sanatçı sayısı oldukça fazla. Yani bayağı ünlü kişiler falan geliyor. Yani Cem Azdiyen vesaire onlar da geliyor. İşte Athena geliyor. Pinhani geliyor. Yani o bayağı bir o zaman canlı geçiyor yani evet, bayağı bir. Boyunca orada da kamp alanları falan oluyor. Evet. İletişimle giriliyor zaten. Hani kim nasıl gelmek istiyorsa günübirlik var. 4 günlük kamplı var. 4 günlük kombine var sadece. Siz burada sanırım yiyecek siparişi de alıyorsunuz ve yiyecek içecek hepsi var. Hepsini getirebiliyorsunuz. Yani altyapı ve sosyal donut imkanları olaraktan Milyon Su Plajı'nda pek bir eksiğimiz gözükmüyor. Yok, kolay kolay tek bir yani benim gördüğüm çocuklu aileler de çabuk derinleşmiyor değil mi? Yani sadece dubalardan sonrası biraz derin, onun dışında hemen bir anda derinleşmiyor kolay kolay. Yani dolayısıyla insanlar, yüzme bilmeyenler ya da çocuklu aileler de rahatlıkla gelebilirler. Evet, tabii çok fazla açılmamak kaydıyla değil mi? Onun için de kuba koyuldu. Aynen öyle. Peki sürekli yoğun mu? Sezon ne zaman başlar, ne zaman biter? Sezon genellikle Haziran ayında başlıyor. Haziran ortasına doğru. Eylül'e gelirken bitmiş oluyor. Eylül mü, Ekim mi? Eylül'e gelirken, Eylül'ün ortasına doğru bitmiş olur en geç. Yani Haziran'ın ortasıyla Eylül'ün ortası. Aynen, o civarı. Yani 3 aya yakın. 3 aya yakın yüksek sezon diyebildiğimiz bir zaman oluyor. Evet. Tabii Eylül'ün sonuna doğru, yani güneşli günler olursa tabii ki insanlar girebilirler. Ama evet, genel olarak Haziran'ın ortasıyla... Genellikle dışarıdan gelenler ortalama olarak 3 ay. Haziran ortası ile Eylül ortası arası. Anladım. Peki. İsminiz neydi? Sami. Sami Bey, çok teşekkür ediyoruz. Evet, görüşmek üzere. Sevgili dostlar, hepinize kucak dolusu merhabalar, selamlar. Mersin'in plajlarını sizler için gezmeye devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Artık akşam saatlerine geldik ve Milyon Su Plajı en son uğradığımız plaj olarak, sahil olarak kısmet oldu. Sevgili dostlar, burası Mersin il merkezine yaklaşık 35-40 kilometre mesafede. Mersin Silifke yolu üzerinde bulunuyor. Yine ana yol güzergahında çok rahatlıkla ulaşım sağlayabilmeniz mümkün. 30 TL bir giriş ücreti var. Yani Mersin'in plajlarında bu dikkatimizi çekti. Özellikle Milyon Su ve Limonlu plajları ücrete tabi. Bunu bilmenizde fayda var. Aynı zamanda şezlong ve şemsiye için de ücret ödüyorlar mı? Onun için de ekstra bir ücret ödendiğini de bilmiş olun. Açık bir deniz. Yani deniz çok güzel, çok temiz. Yalnız biz bugün biraz dalgalı olduğunu gördük. Dalgalı olduğu için de tabii haliyle biraz bulanık. Ama buradaki yetkili arkadaşlar 2-3 gündür böyle olduğunu, normalde bu kadar fazla dalganın olmadığını söylediler.
Dolayısıyla çok fazla hemen hızlı bir şekilde de derinleşmiyor. Yani çocuklarınızla birlikte, sevdiklerinizle birlikte gelebilirsiniz. Ama dalga kısmı bugün benim gördüğüm kısımdı. Eğer dalga kısmı da diğer günlerde sakin olması durumunda gerçekten çok güzel, açık bir deniz. Aynı zamanda burada kamp da yapabilirsiniz. Kamp imkanları mevcut. Aynı şekilde pikniğinizi yapabilme imkanlarınız da var. Sosyal donut imkanları oldukça gelişmiş. Yani şezlongdur, şemsiyedir, tuvalet, lavabo ihtiyacınızı, yine aynı şekilde karnınızı doyurabileceğiniz, aperatif olarak restoranında atıştırmalar yapabileceğiniz mekanları da mevcut, duş alma yerleri de mevcut. Dolayısıyla sadece şortunuzu giyip güneş kreminizi alıp buraya rahatlıkla gelebilirsiniz ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bence Mersin bölgesine geldiğiniz zaman özellikle Milyon Su Plajı da, ismi de biraz ilginç geldi bana. Burası, onu da söylemiş olalım, bilginiz olsun. Diğer ismi neydi mahalle olaraktan? Koca Aslanlı. Koca Aslanlı Plajı diye de geçiyor. Yani yöre halkı Koca Aslanlı Plajı ismini de vermişler. Dolayısıyla ikisi de aynı yer. Koca Aslanlı Plajı ile Milyon Su Plajı'nın aynı anlama geldiğini de söyleyelim ki buraya geldiğiniz zaman bir karışıklık olmasın. Aslında biz biraz karıştırdık ama sağ olsunlar buradaki yetkili arkadaşlarımız bize bu konuda bilgileri verdiler. Evet, Mersin'in plajlarını sevgili dostlar gün boyunca sizlere tanıtmaya çalıştık. Milyon Su Plajı ile bugünkü turumuzu bitirmiş oluyoruz inşallah. Takipte kalın, bizi izlemeye devam edin. Yine en güzel plajları, en güzel destinasyonları, sahilleri sizler için kanalımızda tanıtmaya, sizlere aktarmaya inşallah devam edeceğiz. Sevgiyle, huzurla, bizlerle kalın, hoşça kalın.